Akademisyenler mi anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde? İnşaat Mühendisliği bölümünden Ceren Gürkan hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz hocam sorularımıza geçmeden önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. İsmim Ceren Gürkan. 2019 Eylül ayından beri Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yeniyim yani daha henüz bir yıl dolmadı üniversitedeyim. 2010'dan öncesinde 2011'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldum. 2011-2013 arası yüksek lisans yaptım. 2013-2017 arası doktora yaptım Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde. 2017'den 2019'a kadar da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Genelde Barcelona'da yaşıyordum bu yüksek lisans doktora sonrası dönemde. Fakat diğer şehirlerde de yaşama imkanım olduğu bir süre İngiltere'de, Swansea'de yaşadım. Münih'te yaşadım Almanya'da. Doktora sonrasında İsveç'e taşındım. Umeå şehrinde yaşadım. Bu doktora sonrasında hem yüksek lisans hem doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştığım konu da aslında akışkanların modellenmesi. İnşaat mühendisliği deyince çok ilk akla gelen şey değil aslında bu. Yaptığım şey nümerik metotları kullanarak bilgisayar modelleri yapmak. Genelde dediğim gibi akışkanları modelliyorum. Yani daha anlaşılacak bir dille anlatacak olursak bazı deneyleri laboratuvarlarda yapabiliyoruz bugün. Ama bu deneyler işte bir uçağı ya da bir otomobili denemek gibi büyük maliyetli deneyler olduğu zaman biz bu nümerik metotları kullanarak aynı deney ortamını bilgisayara aktarıyoruz. Onun simülasyonunu, onun modellemesini yapıyoruz. Böylece deney maliyetlerini azaltmış oluyoruz. Yaptığım işte bu kısaca. İnşaat Mühendisliği bölümünü bizlere tanıtır mısınız? Bölümünüz nasıl bir yapıya sahip? Şimdi İnşaat Mühendisliği öncelikle çok temel bir mühendislik bölümüdür. En eski mühendislik bölümlerinden birisidir. Çok da şey bir bölümdür. Yani hem bireyin hem toplumun hayatına ilk elden dokunan bir bölümdür aslında. Yani siz zaten içerisinde oturduğunuz konutu inşaat mühendisi inşa eder, tasarlar. Efendim sabah musluğu açtığınızda o gelen temiz suyun size gelebilmesini, ulaşabilmesini sağlar inşaat mühendisi. Aynı şekilde atık sularınızın düzgün bir şekilde atılmasını, eve, okula, işe gideceğiniz zaman kullandığınız yolları, üzerinden geçtiğiniz köprüleri, barajları hep inşaat mühendisi tasarlar aslında. Bu nedenle çok iç içeyiz aslında inşaat mühendisinin yaptığı işlerle. Bu nedenle de aslında tam olarak yani iyi yapıldığı zaman bireyin hayatını çok kolaylaştırır. Toplumları da refaha yükseltir. Fakat maalesef kötü yapıldığı zaman da çok katastrofik sonuçları olabilir. Topluluğu kayıplara, ölümlere sebep olabilir hatta hayatta. Yahut toplumları, ülkeleri çok büyük maliyetli işlerde zarara sokabilir inşaat mühendisliği yanlış yapıldığı zaman. O nedenle bu bölümü seçecek arkadaşlara yani söylemem gereken bu bölümün bu temel etik değerlerini farkında olmaları gerekir. Yani bir inşaat mühendisi bugün bir baraj tasarlıyorsa örneğin ve bu baraj bir yıl sonra su alıyorsa eğer milyon TL seviyesinde bu barajların maliyeti. Yani çok büyük toplumdaki her bir bireyden alınan aslında vergileri etkileyen bir iş yapıyorsunuz orada. Bunların farkında olmasını isterim arkadaşlarım. Böyle bir bölümdür inşaat mühendisliği. Kadir Has Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın farkları neler? Kadir Has Üniversitesi'nde tabii okumanın farkı bu konuşma serilerinde de defalarca konuşuldu, söylendi zaten. Bu da Türkiye'de ilk ve tek uygulanan, Kadir Has Üniversitesi'nde uygulanan yeni eğitim modeli aslında. Burada okumanın farkı tam olarak bu olacak öğrencilerin. Şöyle bir şey biraz daha açalım. O da şu yani bugün aslında ilk elden de bunu test etme şansımız oldu. Şöyle bir şey oturduğumuz yerden aslında dünyanın en iyi üniversitelerin, en tanınmış profesörlerinin derslerine ulaşabiliyoruz. Yani üniversitelerin yıllardır verdiği ve sadece bunu ver uzmanlık eğitimine oturduğumuz yerden ulaşabiliyoruz. O nedenle bu üniversitelerin bugün de Türkiye'deki diğer üniversitelerin verdiği bu uzmanlık eğitimi artık bugünün teknolojisiyle çok ulaşılabilir hale geldi. O nedenle bugünün üniversitesinin bu uzmanlık eğitimi dışında bir şey vermesi gerekiyor öğrencilere. Kadir Has'ta okumanın da farkı bu. Kadir Has o bir şeyi vermenin çok derdinde aslında öğrencilere. Bu yeni eğitim modeliyle yapıyoruz bunu. Yapmaya çalışıyoruz. Başındayız yolun ama çok iyi geri dönüşler aldık. O farklı şey de nedir?
Yani biz öğrencilerimize bazı evrensel değerleri öğretmeyi amaçlıyoruz aslında. Yani bizim öğrencilerimiz istiyoruz ki kendilerini ifade edebilsinler, karşıt düşünceleri dinleyebilsinler, saygıyla dinleyebilsinler. Efendim özgüvenleri olsun vesaire vesaire. Bir örneğin ben istemem ki bir öğrencim benim yolda giderken arabasının camını açıp çöpünü dışarıya atmasın, en basitinden bir örnek vereyim. Çünkü bir mühendis yetiştiririz biz zaten. Orada bir sıkıntı yok. O işin kolay kısmı, zor kısmı. Bu ekstra değeri, ona yan vermemiz gereken o değerleri öğrencilere verebilmek aslında. Öğrencilerinize hangi imkanları sunuyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Kadir Has Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümü yeni bir bölüm. Henüz açıldı. İlk öğrencilerimiz geçen yıl geldi bizim. Hazırlık okudular. Ve inşaat mühendisliğinde bu yeni eğitim, az önce sözünü ettiğimiz bu yeni eğitim modeliyle de bağlantılı olarak proje tabanlı bir eğitim veriyoruz. Hani az önce sözünü ettik, dedik ya bir üniversite uzmanlık, verdiği uzmanlık eğitiminin dışında bir şey de vermeli öğrencilere. Onun değerindeyiz zaten. Bu uzmanlık eğitiminin yanında vereceğiz onu. Ama uzmanlık eğitimini de verirken bunu klasik yöntemlerle değil, yine bugünün öğrencisine, bugünün ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde farklılaştırarak vermemiz, yeni bir model benimsememiz gerekiyor. Bu uzmanlık eğitimini verirken, yani inşaat mühendisliği eğitimini. Bunun derdindeyiz. Yeni bir eğitim modelindeyiz inşaat mühendisliğinde. Öğrencilerimize sunduğumuz imkanlardan kimisi şöyle, bütün derslerimiz zaten İngilizce veriliyor. Bu zaten İngilizceyi artık ana dilimiz gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Bunun dışında sektörel partnerlerimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Çok yakın işbirliği içerisindeyiz bunlarla. Bunlar gerçek mühendislik projeleri yapan partnerler. STFA, Yapı Merkezi, ENKA, Özaltın, Yüksel Proje gibi partnerlerimiz var. Öğrencilerimizin 3 yaz stajı olacak. Ve bu yaz stajlarını da bu partnerlerimizle yapacaklar, yapma imkanına sahip olacaklar. Ve bu partnerlerle aslında birazdan da yine detaylı değiniriz. Biz derslerimizin içeriğini oluştururken de bu partnerlerimizle beraber oturup konuşarak tasarladık derslerimizin içeriğini. Bu da yine bizim sunduğumuz imkanlardan, farklılıklarımızdan bir tanesi. Bunun dışında yine bir bölüm olduğumuz için laboratuvarlarımız da yeni yapılıyor. Yeni eğitim modelimize uygun olarak onları donatıyoruz. Proje tabanlı eğitime uygun olarak yaptığımız yeni laboratuvarlarımız var. Böyle kısaca. Peki sizin bu alanı seçme hikayenizi dinleyebilir miyiz? Benim seçme hikayem yani şöyle, bilmiyorum sizi heyecanlandırır mı? Ben zaten ezelden beri mühendislik fakültesi seçeceğimi biliyordum. O konuya yönlendirilmişim diyeyim. Babam makine mühendisiydi benim. O nedenle çocukluktan beri hep mühendisliğe doğru böyle bir yol çizildi bana aslında. Daha sonra da maalesef bu bir Türkiye'nin gerçeği diyelim artık. Bir puan alıyorsunuz üniversite sınavında. Ne yazık ki. Ve o aldığınız puanla aslında bir meslek satın alıyorsunuz. Bir bölüme giriyorsunuz. Benimki de öyle oldu biraz. Aldığım puanla inşaat mühendisliği bölümüne girdim. Fakat yani benim şansım şu oldu. Bölüme girdikten sonra çok sevdim. Yaptığım işi çok sevdim. Bölümümü çok sevdim. Bir kadın olarak bu işi yapmak bir bana ayrı bir özgüven verdi. Çok çok bağdaştırılmıyor çünkü toplumda. Ne yazık ki diyelim yine. Çok sevdim bölümü. İnşaat mühendisliği de çok tatmin edici bir bölümdür. Seçecek arkadaşların da bundan hiçbir zaman pişman olmayacaklarını söyleyebilirim aslında. Daha demin de birazcık bahsettiniz ama biraz daha açmak gerekirse. Yeni eğitim modelinde farklılaşma süreci nasıl işleyecek ve proje tabanlı eğitimden bahseder misiniz? Şöyle, şimdi bu yeni eğitim modeli dediğimiz şey Kadir Has Üniversitesi'nde İki kısımdan oluşuyor. Bunların birincisi çekirdek program, ikincisi de proje tabanlı eğitim. Bu çekirdek programa birinci öğrencilerimizin ilk yılında bu programa giriyorlar ve üniversitemize gelen birinci sınıfta okuyan tüm öğrenciler bu çekirdek programa dahil oluyor. Hangi fakülteden olursa olsunlar beraber derslerini alıyorlar. Bu ilk yılda öğrencilere o az önce sözünü ettiğimiz o uzmanlık eğitiminin dışında vereceğimiz şeyi vermeye çalışıyoruz. Evrensel değerleri tanıtıyoruz onlara. İlk yılda sınav yapmıyoruz öğrencilere. Bu ilk yılda çok, bu çekirdek program dahilinde çok gerçekten farklı derslerimiz var. İnsanlık tarihini öğrendiğimiz, tartıştığımız, tasarım yaptığımız bir dersimizin adı mesela evrensel değerler ve etik.
Yani çok gerçekten bunların üzerinde düşünüp bunların üzerinde uzun uzun çalışıp tasarlandı bu dersler. Küresel meseleleri tartışıyoruz, insanlığın durumunu tartışıyoruz bu ilk yıl çekirdek program öğrencileriyle beraber. Bu nedenle bu ilk yıl ki bu programdan geçen öğrenciler daha sonra inşaat mühendisliği eğitimi almaya geldikleri zaman, zaten o uzmanlık eğitimini alma noktasına geldikleri zaman o bir belirli bir farkındalığa erişmiş oluyorlar. Kendilerini ifade etmeyi zaten çok iyi öğrenmiş oluyorlar. Karşıdakini dinlemeyi çok iyi öğrenmiş oluyorlar. O nedenle bize de aslında çok iyi çalışabileceğimiz, yani bir benzetme yanlış olmasın, bir hamur geliyor yani karşımıza. Onu çok güzel bir şekilde uzmanlık eğitimimizi vererek şekillendirebiliyoruz. Bakış açısı geniş öğrenciler geliyor yani bize. Onlara da bir şeyleri öğretmek, aktarmak aslında çok da çok da kolay oluyor. İkinci ayakta senin ikinci soruna geliyor. Proje tabanlı eğitime yani. Bu proje tabanlı eğitimde ikinci yıldan itibaren başlıyor. O ilk yılki çekirdek program bitiyor. Proje tabanlı eğitime geçiyorsunuz. Üniversitemizdeki tüm bölümler proje tabanlı eğitime geçmedi şu an. İnşaat mühendisliği fakat geçti proje tabanlı eğitime. Bu proje tabanlı eğitim şöyle bir şey. Dediğimiz gibi bu uzmanlık eğitimini vereceğiz ama bunu da klasik şekilde vermek aslında çok işe yaramıyor. Bunu mezunlarımızdan görüyoruz. İşsiz kalan inşaat mühendisliği mezunlarından görüyoruz binlercesi. Bugün mezun oluyor ve işsiz. O nedenle biz az önce de yine sözünü etmiştim. Yani bu durumu aslında biraz daha derine inerek şöyle çözdük. Bu proje tabanlı eğitim kapsamında az önce adını verdiğim sektörel partnerlerimizle defalarca oturduk, tartıştık. Neyi isteyip mezunlarda neyi bulamadıklarını, neyin eksik olduğunu konuştuk. Ve derslerimizi de onlarla beraber bu şekilde, bu eksikliği tamamlayacak şekilde tasarladık ki bizim mezunlarımız diğer inşaat bölümü, inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından farklı olsunlar. Sektörün istediği şekilde şekillenmiş olsunlar ve tabii ki iş bulma sorunu yaşamasınlar diye. Zaten dediğim gibi partnerlerimizle de bütün eğitim hayatları boyunca iç içe olacakları için oralarda da aslında çok daha işleri kolaylaşıyor iş bulma noktasında. Bu proje tabanlı eğitimin bir de biraz daha bir şey daha açacak olursak şöyle bir şey bu. Hani değiştirdik diyoruz o klasik eğitim verme şeklini. Şöyle değiştirdik. Yani burada hiçbir dersimizde statik, dinamik, herhangi bir ders, inşaat mühendisliği dersi. Öğretmen gelip, hoca gelip tahtada ders anlatmıyor. Ne yapıyoruz? Derslerimizi modüllere bölüyoruz. Herhangi bir şey anlatmadan önce öğrencilere aslında o anlatacağımız şeyin gerekliliğini göstermeye çalışıyoruz. Yani atıyorum ben integral anlatacağım. Ama önce yani ben şunun integrali şudur şeklinde değil de daha çok bu integral işlemine neden ihtiyaç duyuyoruz? Nedir integral? Bunu anlasın ki ben daha sonra o zaten onun neyin integrali nedir bunu bulmak çok kolay. Burada bir sıkıntı yok. Böyle modüllere ayırarak, öğrencilere göstererek, anlatarak, temelini anlatarak vereceğimiz bilginin onların aslında daha iyi öğrenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Proje tabanlı eğitimde bu kısaca. Son olarak bu bölümü okumak isteyenlere tavsiyeleriniz neler? Yani bu bölümü okumak isteyenlere yahut herhangi başka bir bölümü okumak isteyenlere tavsiyem şu olabilir. Bu tercih dönemi tabii zorludur. Bu tercih döneminde her zaman bazı kalıplaşmış isimler vardır ve olacaktır da. Fakat üniversite tercihlerini yaparken özellikle iyi araştırmalarını tavsiye ederim. Bu üniversitelerdeki akademisyenlerin araştırma çalışmalarına ne kadar zaman ayırdıklarını araştırsınlar. Bunların hepsini bulabilirler. Üniversitenin ne şekilde eğitim verdiğini, üniversitenin atmosferini, neyi aktarmaya çalıştığını öğrencilerine, üniversitenin aslında kafasını, mantığını anlamaya çalışırlarsa seçim yapmadan önce çok faydalı olacaktır kendileri için herhangi bir bölümü seçerken bu. Üniversiteye girdikten sonra da tavsiyem öğrencilere hem o bölümde alacakları uzmanlık eğitimini maksimum derecede absorbe etmeleri hem de üniversitenin kendilerine sunduğu diğer imkanları da üniversite hayatını dolu dolu yaşayarak aslında faydalanmaları bundan. Tavsiyem budur. Doğru seçimleri yapacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için.
Rica ediyorum. Rica Görüşmek ederim. Üzere. Hoşçakal.